Teşekkür ederim Sayın Başkan, Rize Divan. Bizi izleyen tüm vatandaşlarımızı, özellikle de yolda direksiyon sallayan tüm vatandaşlarımızı ve de yüce heyeti selamlıyorum. Sayın Bakan, Sayın Ulaştırma Bakanı ve de Sayın Milli Eğitim Bakanı, özellikle Sayın Ulaştırma Bakanı beni dikkatli dinlerse çok memnun olacağım. Çünkü 5 dakikada gerçekten temsil ettiğimiz tüm nakliyecilerin sorunlarını sizden çözüm bekliyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanı, bu aparatın ne olduğunu biliyor musunuz? Sayın Bakan, not alıyorsunuz ama bir 10 saniye bakarsanız ben size gösteriyorum Sayın Bakan. Sayın Bakan, bu peki. Sayın Bakan, siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hem ulaştırmadan hem de genel sekreterdiniz. Yani İstanbul'un ulaşım sorununu çözmeye çalıştınız. Ancak Türkiye'nin ulaşım sorununu çözemiyorsunuz. Sayın Bakan, bu takograf denen alet, bu displayer falan değil, yani müzik falan çalmıyor. Bu şoför kardeşlerimin çalışma saatini kontrol ediyor. Ülke dışına giden, Avrupa'ya giden şoförler için mantıklı. Ancak henüz Türkiye'de altyapısı hazırlanmamış olan Malatya'dan, Antep'ten, Diyarbakır'dan çıkan vatandaşımız İstanbul'a gelinceye kadar 4,5 saat kullandıktan sonra 9 saat vermek için benzinliğe durduğunda 2 saat sonra benzincinin pompası gelip kapıyı çalıp git kardeşim buradan diyen, altyapısı hazır olmayan bir sistemi uygulamak istiyorsunuz. İşte burada tüm vatandaşlarımızın, özellikle şoförlerimizin polisleri gördüğü anda hem kalpleri hem dizleri titriyor. Çünkü hem para cezasıyla hem de ekmek yediği ehliyetini alacak olduğu ceza puanıyla ehliyetini kaybetmekle riskiyle karşı karşıya. Ama siz bunu uzatmıyorsunuz. Ben buradan tüm şoför arkadaşlarım adına bunu size uyarıyorum. Diğer bir taraftan biliyorsunuz, Numan Bey'i iyi tanıyorsunuz. Numan Bey dedi, biraz önce arkadaşlarımız da söyledi. Devletin verdiği Türk parasını dövize yatırmak aylaksızlıktır. Peki Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Avrasya Tüneli, bütün bu yapışta devlet modelleriyle yapılan sözleşmeler neyle yapıldı Sayın Bakan? Dövizle, dövizle. Ya dolar ya euro. Peki bu sözleşmeleri yapmak aylaksızlık değil mi Sayın Bakan? Ben bunu yüce millete bırakıyorum. Bakın Sayın Bakan, hemen size bir rakam vereceğim. Yapmış olduğunuz bu 4 tane. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Avrasya Tüneli ve Zafer Havalimanı ile alakalı. 1 Ocak 2021 ile dün tarihli döviz arasındaki fark, bakın verilen garanti rakamları değil, sadece ve sadece dövizdeki artıştan dolayı kaybımızı 83 milyonun ödediği vergiden çıkacak olan parayı söylüyorum. Toplam hazinenin zararı 4 milyar 317 milyon TL Sayın Bakan. İşte neresi bunun yerlilik? Siz neresi yerlisiniz siz ya? Siz gayrimillisiniz, gayrimilli. Yerli değil. Sayın Özkan, Sayın Özkan, lütfen genel kurula hitap edin. Sayın Bakan, teşekkür ederim Sayın Başkan. Bakın devam Sayın edin. Bakan, bu Sayın Elitaş, uyarıyorum siz. Bakın hazineden Zafer Havalimanı'na 9 ayda 5.2 milyon euro ödendi. Zafer Havalimanı Uşak, Afyon ve Kütahya'nın ortasında. Uşak 100 kilometre. Eğer bizler sizler milliyseniz biz milliyiz. Ben Uşaklıyım. Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savunuyorum. Bakın Uşak Havalimanı'nın 1 TL borcu yok. 1 TL yolcu garantisi de yok. Ama 2 yıldır Uşaklı'yı siz 100 kilometre Zafer Havalimanı'na göndermeye çalışıyorsunuz. Eğer siz milliyseniz Uşak Havalimanı'nı açın. Uşaklı'ya zulüm çektirmeyin diyor. Bunun yanında Sayın Bakan, belki ilginiz çeker. Şu anda Hamza Bey'le Kapıkule'de bir tarafta 60 kilometre, bir tarafta 20 kilometre kuyruk var. Bakın Sayın Bakan, benim UNEDA'ya kayıtlı olan vatandaşlarımın nakliye firmaların kamyonları bunlar. Sizi ilgilendiriyorsa bakın, Sayın Yalın, benim vatandaşlarım, bakın şu anda 60 kilometre Kapıkule'de, 23 kilometre Hamza Bey'de sırada bekliyor. Hem Bulgar makamlarını aradım hem de Sayın Büyükelçi'yi aradım. Elimizden geleni yapıyoruz bu gümrükteki çalışmayı hızlandırmak adına. Ama nerede? Umarım siz de yaparsınız. Bakın sizin döneminizde Sayın Bakan, burada görüyorsunuz taksiler buna, İstanbul taksileri. 30 yıldır taksi sayısı 17.395. 9 defa UKM'ye reddettiniz. Ama siz iktidarda olsaydınız çoktan yaptıydınız. Yapmak istemiyorsunuz. Çünkü İstanbul'u kaybettik diye maalesef siz İstanbulluya zulüm çektiriyorsunuz. Şimdi İstanbul'un bakın 1990 yılında 7.4
Tamamlayalım lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 90 yılında İstanbul'un nüfusu 7.4 milyon. Bugün 2021'de 15.5 milyon. Ama taksi sayısı hala 17.395. Gelin İstanbulluya zulüm çektirmeyi bırakın. Eğer siz İstanbul'u seviyorsanız, bu ülkenin göz bebeği olan İstanbul ilimizi, İstanbul'da yaşayan vatandaşları seviyorsanız, gelin 5.000 taksi projesine evet deyin. Sayın Bakan, biliyorsunuz bir de ihracatla yapılmasını, ihracatını fazlalaştırmakla uğraşıyoruz. Ama destek istiyoruz. Kazakistan maalesef geçiş belgesi vermiyor. Tabii ilgilendiriyorsa benim nakliyecim kan alıyor. 6 aydır Türkiye Cumhuriyetlerine ihracat yapamıyor. O ülkenin yabancı vatandaş o plakalar alıp götürüyor Türkiye mallarını ama sizi ilgilendirmiyor. Bakın bir konu daha var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ve de Kuzey Marmara yolundan geçen firmanın birisi bildirim yapılmadığından dolayı 23.511 TL'lik. Teşekkür ediyoruz Sayın Bey. Peki selamlayın. Tamam, genel kurula hitap edelim. Tamam başkan. Genel kurulu, gelen kurulu. Sayın Elitaş, siz dinleyin o zaman. Genel kurulu. Bir firma, bakın tekrar ediyorum. Bir firma, Sayın Elitaş, iyi dinleyin, bu sizi ilgilendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sorunu bu. Anladım. Bir firma, iki ay içerisinde geçmiş olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve de Kuzey Marmara yolundan dolayı 23 bin liralık geçiş yapmış. Ve de bu 23 bin liralık geçişten dolayı kendisine bu firmaya bildiri yapılmadığından dolayı işte bu kene var ya hani beşli kene, beşli çete kene. İşte ne yapıyor? Çarpı 4 kat, bakın çarpı 4 kat ceza yazılıyor. 94 bin lira da 23 bin liralık geçişe 94 bin lira ceza kesiliyor. Toplamda bu firmadan 117 bin lira ceza kesiliyor. Eğer milliyseniz gelin bu beşli çeteden milleti kurtarın diyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet.